Allah'ım. Geldin mi? Haydi bir dakika atıyor evler çatı şey. Çal biraz kendinize bir tadı. Ahır yaptığınız dedim bırak. Askerlerimiz gelip bizi evlerimizden zorla çıkarttılar. Bu yüzden biz de Sarıkamış'a taşınmak zorunda kaldık. Devlet bize çok az bir miktarda para verdi. Bu bize yetmedi, geçinemedik. Biz de bu dağ başına gelip kulübeler kurduk. Evet. Öğrencim var. Burada kalmışım. Evimiz yok, barkımız yok. Çoluk çocuk bu yaz boyunca 4 aydır buradayız. Paramız yok. Verdikleri parayla geçinimizi bile yapamayız. Nereye gideceğiz biz? Eşim çiftçi, ben çiftçilikle geçiniyorum. Hayvanlarım var, süt satıyorum. Onunla geçimimi sağlıyorum. Beni burada çıkarsalar ben nereye gideceğim? Çocuklarımı alıp nereye gideyim? Çocuklarım okula gidemiyorlar. Okul imkanımız yok. Biz ne yapacağız? Çölün ortasında yazdır şimdi. Yarın öbür gün kış geliyor. Bir ay sonra kıştır. Ben çocuklarımı nereye götüreyim? Evet, 2020 yaşadığımız hayat bu işte. 2020 adam gelmiş, baraj yapmış, para kazanacak. Biz de burada yaşamaya mahkum olmuşuz. Daha önce 2014 yılında Karakurt köyü kamulaştırıldı. Siz bir kamulaştırmanın devam etmesinden dolayı yani bu sonuçlar doğdu. Şu anda mesela şimdi buralar, şurada bulunan mevcut evler suyun altında kaldı. Ya söyle bizi i̇şte, satan Kars Sarıkamış yönetimi. Kaldığından dolayı bir an önce bize işte köy yerinin yapılmasını talep ettik. Köy yeri yapılmadı. İşte burada çıkan vatandaşlar buradaki barakalarda duruyor. Şu anda burada aşağı yukarı 30-35 aile şu anda köyde mevcut. Onlar köy kenarında kalıyor. İşte milli eğitim mesela kesik. Şimdi mevcut okulu Milli Eğitim Bakanlığı'nda görünüyor. 3 tane de herhalde galiba öğretmen atanmış görünüyor da şu anda ama okul yok. Yıkılmış. İşte buradaki insanların nasıl olacak? İşte imkanı işte Sarıkamış'a gitsin, okula kayıt yaptırsın. Bunlar hep birebir maddi ihtiyaç yani sonuçta. Bu vatandaşın durumu çok vahim işte. Ermeniler bundan 100 yıl önce kiliselerini sapasağlam bıraktı gittiler. Bakın camimize bakın. Diyanet işleri bunu görsün. Devlet görsün bunu. Caminin ne hale geldiğini görsünler. Burada ibadet yapılan bir yer. Şu anda köpekler, kediler, yaban hayvanlar, bütün evcil hayvanlar giriyor caminin içine pisliyor. Görüyorlar bunu. Bunun yıkılmasına sebep olanların cezalandırılma, en kısa zamanda cezalandırılmalarını istiyoruz. Bir ibadethane olarak saygı duyulacak bir yer getirilmiş bu hale, bir 3-5 kuruşa satılmış ve bunların sorumlularının en kısa zamanda cezalandırılmalarını istiyoruz. Camiyi de ezanı bile susturdular. 10 komşuya hasret olduk, camiye hasret olduk, okula hasret olduk, çocuk hep ağlayır okula, pek biz nereye gidiyoruz, yolumuz yok, izimiz yok. Bu sabah etmek yok idi ki, etmek yaşlı adam. Nereye gitmiş, nereye çıkmış, bize etme görmüş gelmiş, borluğun altında. Çillidir abi. Tamam o zaman oraya git, o kodumda da gelmiş. Evet, burası Atatürk'ün ilk Kars'a geldiğinde konakladığı ev şu anda. Halil Bey'in evi. İlk Atatürk'ün portresi yapıldığı, Halil'e işlendiği ev. Gördüğünüz gibi verane edilmiş. Ve bu kara kurtu da cazibe olarak göstermişler. Ne cazibe? Harabe edilmiş şehir. Hepsine 200 vermişler. Bilmiyorum ben 70 yaşındayım. 240 gram. Ben şimdi 7 trilyon isterim. Versin bakın devlet. Devlet versin benim velasızlı çocuklarım. Ha körpe yavrular. 4 aydır biz mağduruz. Vallahi mağduruz. 4 tane çocuğumla Sarıkamış'ta perişan oluyoruz. Bu da benim gelinimdir. Kirada oturuyorum kirada. Benim eşim günlük çalışıyor. 30 milyon getiriyor bir 50 milyon getiriyor. Ben
tane çocukla nasıl idare edeceğim? Devlet büyüklerine sesleniyorum, ben hakkımı istiyorum. Bu çocukların hakkını istiyorum. Bak, 4 tane çocuğum var benim. Benim kızım hasta. Aydan 2 defa nöbet ilacı alırım 65 milyona. Yetiştiremiyorum ben. Yetiştiremiyorum. Biz hakkımızı istiyoruz. Ekiyordum, fişine topluyordum. Çocuklarıma bakıyordum. Şu anda biz Sarıkamış'a gitmişiz. 4 aydır biz perişanız. Ben kızıma nöbet ilacı bile alamıyorum. Vallahi komşulardan alıyorum parayı. Orduyu sel bastı, hemen ordunun başındasınız. Evet, ona da bizim Türkiye'miz, ona bir şey diyemiyoruz. Ama Karakurt'a hiç sahip çıkmadınız. Böyle sahip çıkmamazlık olmazdı. Biz de bir vatandaşız. Karakurt'tan senin AK Parti'ye 250-300 tane köyden 250 tane oy, sağlam oy çıkıyor. Hiç kuruş bir şey vermediler. Biz çok mağduruk, bile olmaz da. Nereye gideceğiz, nasıl edeceğiz, şaşırdık. Ne olacak bizim halimiz? Bu nasıl devlet? Bu nasıl başbakanımız? Duysun sesimizi. Biz çok mağduruk. Evim, bağım, bahçem bir sürü. Şu köpekleri çek, şu köpekleri. Hayvan severler, neredesiniz? Birisi bir tek kurtumuz değil. Ona ıhtan kararı geliyor. Bu köpekler hep acından öldü. Acından öldü, acından. Gelin de sahip çıkın. Hayvan severler, neredesiniz? Bu yavruların anası işte. Ha, orada kaldılar. Gelin. Özcan olduğu için hep gölgelerdeler ya. Sıcaklık. Geçen gün şahit olduk, köpek köpeği parçalıp yiyordu acından. Belamı hekimat olerdi. Belamı sahipsizlik olerdi. Dünya aleme yer verildi, yurt verildi. Yavrum biz böyle perişan 4 aydır. Dağlarda, taşlarda oğlumuzun 6 tane torunun birinin var. 3 tane birinin var. Perişan hepimiz an bıçak. Tenekelerin içinde girerik, tenekeler yakıyor. Çıkarık, güneş yakıyor. Ya bizim halimiz ne olacak yavrum? Yer vermedi muhtarın boyun altına kalan. Yer verdirmedi, yurt verdirmedi. Bizi suyun altında koydu, bizi çekti. Çıkarttılar evimizde. Bizi attılar an bu deli düze. Akşama kadar fırtına, sabaha kadar donkuz, ayı başını belir. Bela mi Müslümanlık oler yavrum? Bela mi din iman oler? Biz Erdoğan'a sebep kendimizi evimizde oturuyorduk. Erdoğan'a dua edirdik. Erdoğan Kur'an okurdu, biz sevinirdik, Allah'ın yoluna giderdik. Biz bela mi olacaktık? Kardeş etmiştik, baba etmiştik, dünyaya bu büyük etmiştik. Bizi bela mi acıyacaktı? Biz ne olacak? Bizim 6 tane oğlumun çocuğu var. 3-4 kuruş para verdiler, onu da yedi yuttu. Yedi yuttu oğlan, bir kar edim, onu da batırdı. Çiftçi eşyası aldı, o da gitti. An kaldık perişanım bile düzden. Ben 70 yaşında, 75 yaşındayım. Ben kaç sene daha bu dağdan taştan sürüneceğim ki? Umursun abi. Sen? 80 yaşındaki adam ha. Gel örtümüze, döşeğimize gel bak kurban ol. Sen benim evlatımsan, kadarsan, mügeceğiz. Biz an buradan yatırık, kalkır başına bu duvara, bu taşa vurur gece 10 defa. Arılar, kurtlar, ayılar şeyedir. Devletimizden bir şey istemiyor.